Mişa? 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 Gel. Mişa, Mişa, Mişa gel. Gel hadi gel. Bağırıyor deminden beri. Geç hadi, geç hadi, geç hadi, gel, gel. Yürürüm, gel. Gel. Onu öyle ayrı yere atsana mı? Onların ikisi bir, ikisi bir kardeş. İkisini bak oraya attım ya. Oraya, oraya koydum, buraya ayrı koydum. Üç tane orada orada var, iki de burada beş. İki orada diyeceğim, iki, iki. Beyazdan büyük orada diyeceğim, bunu da ayırmayacağım. Niye bu Şahin aynısı ya? Ha, aynısı da niye hemen beyaz da. Olsun Şahin yaşı gitti, yaşı gitti. Kalırsa kalsın ben onu. Boyu alçak. Büyür baba bu daha yeni ya. Ya. Şahin de bize geldi küçüktü ya. 6 aylık mı 7 aylık mı da. Bu da küçük. Aa o da Şahin'e benziyor değil mi? Hayvanım Algarya ya. Onu dışlıyorlar tabii tavukların yanında. Kaşın açmıştır sabahtan. Oh! Sularını içiyor bizim kızlar. Çıkıyor ya sularını. Açıklamışım. Bunlar iki bacı yan yana da benziyor. Burada yumurta dönüyor var. Demek ki köpek mi geldi acaba? Telden buraya nasıl geçtiler acaba? Bir yere ama baba kar yağmış. Kar soğuğu var şu an. Kar yağmış bir yere. İyi kemre akmıştır ha şey, ocak dibine. Sağlam çuvalları var. Keseceğine döksem daha iyi. Hazır gelmeye çalışıyor. Yemeye çalışıyor. Yorum hadi giy hadi giy. Geç geç seni koruyor seni hadi. Havlu bacağıma dıgak vuruyor ki hani bayiğim yok mu? Havlu otururken. Onu... Burada onun için oturuyorum. Akşamın hava elimle yem vereyim havlu da giy. Onu acaba o taraftan mı geliyor zannediyorlar? Ya, ne bileyim. Buradan şu beyaza uyana yollama. Beyaz çok aksi. Çok ha. Bu beyazı hallederiz ya. Bu kalmasın geri. Boş ver. Bu aksi horozu ne yapacağız ya burada? Ne oldu Şahin? Boğazında mı kaldı oğlum? Şahin'im hiç kimse de bir şey yapmıyor baba. Bu kop başta gidiyor burada. İyi oğlum ye. Baksana bu aynı Şahin. Baba boyun kısmı bile aynı hayvanımın. Onu gönderme o tarafa. Geç bu tarafa. Az keskinli değilsin sen. Korkma tamam sana bağırmıyorum. Geç bu tarafa. Senin yolun göründü. Ne bırakacaksın onu ya? Olsa asabiri kesin yolda kavga ediyorlar görmüyor musun boyuna? Dövüş ediyorlar. Şu tüylüye bak az tavuğu mu çok güzel o tavuk da niye olmamış birkaç tane ya? Yazın baba onu takip ediyor da yumurtalarını çok sakla. Sevimli veya beyazın da ondan yumurta sakla da yazın ondan ya onu yatır. Yazın aynı tavuğu, aynı abi horoz burada var. Şey de güzel ha o güvercine benzeyen tavuk. Yanında su içiyor ya kahverengi. Evet.
Onun tipi de güzel. Bunlardan ayırmak lazım. Birden kayboldu. Biliyorsun tavuğun şeyi. Ama çok böyle sevdiğimiz tavuk kendinden gidiyor. Kendinden kayboldu bak. He, çok sevdiğimiz tavuk. Aynı kırmızı vardı. Abi siyah tavuk da iyi. Geziyor şu an ya. Ya burada ye, ama şu an kimse yok burada. Beyaza bak, beyaza beyaza. E baba şunun altında kimse yok ya, burada yesin. Hani öbürünü. Sen doyduğunda çıktın oradan değil mi? Az dur, beyaza bir terslenme şöyle bakıştılar. Beyaz gitti. Un baktı. Mişa. 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 Gel. Fındıklar doğru gitmiş herhalde. Gel, gel. Gel hadi gel. Mişa. Nereden bağırıyor? Evin altına mı girmiş? Gel buradayım. Gel. Aha. Buradayım. Ne? Ne oğlum? Acıktın mı? Selma yatıyor mu? Niye yatıyor? Bak senin yüzünü bir şey dırmalamış. Karşı gelmiş sana. Karşı gelmiş sana. Yüzünü bir şey dırmalamış. Ne tırmaladı oğlum yüzünü? Tamam. Sen her sabah Seyhan'ın uyandığı saate bilip buraya geliyorsun. Biliyorum. Tamam otur oraya. Vereceğiz ya. Evet. Acıktığını biliyorum. Tamam. Tabii. Bak şımarma ya. Tamam şımarma vereceğim. Getiriyor Seyfo sana. Getiriyor orada kal orada kal. Geliyor geliyor kal orada. Orada kal. Gelecek tamam. Tamam kahvaltın geliyor. Bak Erbey'de de gübre taşıyor. Selma'nın sobası yanmıyor. Mişa kalkmamış Selma. Güzel bir hava var değil mi baba? Ilık. Güzel bir hava var. Gökyüzü çok güzel. Tablo gibi vallahi. Çok güzel görünüyor. Tamam. Geliyor sana yemin. Nereden de bunu yeme? Bir şey çağır. Şey okuyorlar. Tamam. İstiklal marşını okurlar. Aha gitti şey. Çağır Mişa'yı. Mişa. Mişa. Gel. Gel. Hı? Teşekkür mü ediyor? Güzelmiş ha. Teşekkür ediyormuş ha. Teşekkür. Anne para gitmek istemiyor şu an. İstiklal marşımız okunuyor şu anda. Yedin mi Mişa?
kendi mi düşmüş ya? Kışı. Bunlar rüzgarda kendi mi gitmiş bunlar? Kurusun diye buraya az altı yıkanmış üstü. Yıkanca rüzgar uçmuş bunlar. Ben Allah'a şükür olsun. Evet, kahvaltıdan sonra bulaşıklarımız birlikte arkadaşlar. Şimdi bulaşıklarımızı akıtacağım. Süpürgemiz buradaymış. Şöyle. Bunları aktıktan sonra makineye dolduracağım. Şu haşlanmış patatesi yiyecek mi baba? Yok be. Haşlanmış diyorum, közlenmiş fırında. Böyle aktif makineye koyduğumuzda en azından makine tıkanmıyor. Makinenin de kendine göre fiskiyeleri var. O dışarıdaki ses ne? Annem süt bidonu getirmiş. Böyle köşeye topluyor anne, buradan makineye koyarız. Sütçü hanım geldi. Bizler olmasa şeyler neydi? Hazır sütler bir gün yapar ha. Kaşarların içine basmışlar patatesi. Ayıp ya. Aynen. Kaşar çapraz basmış. Ayıp yani. Her alınlar alın, her alınlar ye. Toprağa denk mi bakacaksınız ya? Tamam mı Mehmet'e? İnsan bilmeyerek yer de göz göre göre de yenmez. Birinin bir meyvesini bir koparsan, hocalar öyle diyor yani.
Şimdi mesela bizim anahtarı yerler. Helal et yerler sonra. O zaman ben helal ediyorum. Niye etmeyeceğim de önceden sonra daha iyi oluyor. Değil mi öyle? Ben de insanım yani. Biz de öyle. Ben yamalandan yamalarını yok. Yamalar olduğu zaman söyleyeyim. Biraz ısrar edeyim ama. Bir sana helal edeyim. Böyle yumurtalı tava olduğu zaman içerisine mutlaka yağ sökücü ya da cips sıkarım. Kokusu çıkması için. Çünkü köy yumurtası kokuyor. Su bidonları bile lazım böyle. İnan varsa su bidonu kova. Ben heyecanlıyım bakalım. İnan ne doğuracak. Oğlum olsun istiyorum. He? Kız olsa adına ne koyayım biliyor musun be? Al kız. Sütü yoğurt damla olsun. Kaymağı bol olsun. Sobanın içine sürekli kaynar su olması iyi. Plastik kabları elimde yıkayacağım. Şimdi tavamı da böyle bırakacağım. Onu da elimde yıkayacağım birazdan. Olmaz olsa yenine döyer Şahin. İnanılmadı bu benim dediğim lastik beni. Ben şimdi köyde oturayım mı Merve? Odalarıma koku alacağım. Parfüm sıkacağım. Ev kokusu. Kurbanlık olan mı? Burada makineye dolduruyoruz. Ama nerede o bu ceylanlar ağır geldi. Yok canım ceylan daha ağır geldi. Ceylan ağır geldi mi? Ceylan ağır geldi anne. Ne gördün nerede? Annem süt kablarını yıkayacağım arkadaşlar şimdi. Makineye bulaşıkları doldurduk. Annem demin iyi işe yarıyor sabahın üstünde. Çok kaynaklı. Ya sabun tehlikeli mi? Evet tehlikeli sabunla düştü. Biraz sıkın sabunu. Onun sabun sabı düştü mi? Düştü. Ne zaman düştü? Onun sabı düştü sen biliyor musun? Yok ha. Onun sabı düştü. Ne oldu? Gelmek de düştü. Onun içinde boncuk kadar bir düğmesi şeyi var. Tonali de yıldız böyle. İş kısmında. İş kısmında. Onu tam oraya getirdim. Onu da benzinası kısmı oldu. Olmuyormuş. Niye olamıyor? Sen yapınca olmuyor. Olmaz ha. Gördün mü sapı? Nasıl? Ben Ayşe'yle ne lavabosunu yaptım ya. Sen bir daha... Kutunu aldım sen dedim lavabo işi yok dedi. Sen ustasın ha. Ben ustayım. Mümine senden atayım. Yok kalma değil. Ben de ustalıyım. Evet. Buradan selamlar ona. Evet. Mümin'le laflı elmedi yok. Ne yaptın ben? Ben su vermedim. Ne değil? Sen eve çıkmadan su vermeye gidiyordun. Arkadaş suyu yiyorlar önlerindekini. Suyu götürdüm içmiyorlar. Aaa şimdi ne alalım bu böyle? Ya zincir ya berkemeli. Ben alır makineye. Onun için vermedim. Aslında ben bunları... Abi bunu ben buraya koyayım da ikiden bir ton koyacağım. Ben bir daha üstümü giyeyim, bunları kovarayım. Erbe, ben o bir milyoncu pazar şey var ya, bir milyoncu. Abi böyle geniş bir tekne alayım bulaşık yıkama. Ben teknelerimi de aşağı indireyim. Bulaşık onları... yıkama diyorum bak farkında mısın? Bulaşık yıkayacağım da demiyorum. Yıkamak için demiyorsun yıkama. Kısadan kesiyorum. Hoş, ben de konuşayım orada. Ben aşağı filmdaki teknelerimi alayım aşağı indireyim onları yıkayayım. Ben sohbeti konuşmasına girmiyorum. Girsem var ya o. Ne yapıyorsunuz? Ondan nasılsınız Erbi Efendi? İyi misiniz? Erbi Efendi nasılsın? İyi misin? Hanımın nasıl? Teşekkür ederim hayatım. Kahve yapayım mı sana? İçecek misin? Olabilir kahve. Öpe. Öyle konuşmak başka. Ne yapıyorsun Erbe? Demek başka. Aha ben böyle bunu affet diye ben seni affetmezdim işte. Şeyde eser oldu ki mi? Bu hayvancılıkta da bu süt kabları annem sürekli temiz kablara, başka kablara devrediyor bu sütleri.
O yüzden aşırı süt kalı çıkıyor. Gıdaklan gıdaklan, hadi bakalım kek yapacağız. Burası süt kabuğu olduğu için çok iş çıkıyor yani mutfakta. Çok iş çıkıyor. Olsun, süssüz de olmuyor. Ne yapalım? Allah kimsenin baksana, kimsenin perene bakılmasın. Tamam, bir işi. Peynir yapacak. Kesinlikle gidemezsiniz bir yere. Peynirim, halledeyim mi onları? He? Sen ne? Bahçeden çadır aldın mı? Ben astım ya. Odunun üstüne oralara sayın. Bunu yeniden ya. Sulayacağım ocağı silmek için. Yok. Yine buraya bes şey yapıyordun ya, bunları durlayıp koymak için. Şeyi koyalım. Bunu da şuraya şeye getirsene. Üstüne sineği koy. Sehpayı. Ben bunu da seviyorum, alayım. Sen beğenmedin ya. Bunu çıkarayım ben de. Nasıl çıkaracaksın? Niye? Azı koyduysan öyle. Sular buz gibi, buz. Buz gibi akıyor sular. Öteyi şefmak nasıl mevze? Şehrinden daha şehrin var farkı. Hayır. Evet. Şehir de aynı şey. Sürekli ev temizliyorsun, tuvalet banyo yıkıyorsun, ev süpürüyorsun, toz alıyorsun. Köyde pek toz alıyor. Köyde kalan pek tozuna işi yok. Camın önlerini siliyorsun, etekleri siliyorsun. Benim de camımın önlerini silmeyecek artık. Neresini asıyorsun. Hiç her yerde aynıdır. Sadece köyde. Dışarılarda işe alıyor. Şehirde sadece evin içinde işe alıyor. Böyle ben baktığımda çalışıyorum. Aynen. Evimi yapayım da ben evimi yapayım. Beni yürümüştüm geliyor ya. Evimi yapayım. Ama bir dakika geçireyim. Ya boz suyla bulaşık durulana çok güzel oluyor. Bizim evimizden iyi olanlar var ama işte biz öne vermiyoruz. Bazı köyler. Biraz kül olayım artık, bir şey yok. Merhaba, hakkında ağrıları kesti. Hangi ağrı? Kesiye. Yemi verdin mi? He. Allah kimsenin bir yasını arakmasın. Amin. Bu da süt taşı arkadaşlar. Annem bunu süt tenceresinin içine koyuyor. Bu sayede süt taşmıyor. Süt kaynıyor. Çünkü sobanın üstüne taştığı zaman temizlemesi çok zor olur. Sen ne diyorsun? Bunu da yıkadım. Bu porselen, bendeki de cam. Bütün kaymak gidiyor. Bunu da ben aldım. Kaymak gidiyor. Soba yanıyor ya. Sobanın süt kokusu köyün atmasına gidiyor. Evet. Ya kesin birisi süt taşırmış. Aynen. Şey, ocağın içi çarpıyor mu anne? Yok. Çarpmıyor değil mi? Ocağın elektriği yok ki. Yok, daha önceki çarpıyordu sanki. Elektrik testasını değiştik ya evde. Ha, tamam, ocağı da silelim. Allah şükür.